Arkadaşlar merhaba, ben Gardiyan Kurt. Bugün sizlerle üzücü bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Dün Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde 5 kahraman askerimiz şehit düştü. Peki neden? Neden bu vatan evlatları şehit düşüyor? Cevap basit. Sen Berkecan, evet sen. Sırf sen, agalarınla, boş beleş işlerle uğraş, karı kız peşinde koş diye bu adamlar şehit düşüyor. Ya da sen Pelin Su. Evet evet sen. Sırf sen bir yerlerini yayıp sosyal medyada vakit öldür diye bu adamlar şehit oluyor. Sen kahvedeki Mustafa dayı. Bu kahraman gençler sırf sen Atatürk'e daha rahat küfür edip şeriat isteyesin diye şehit düşüyor. Ya da sen sol gerici cansu. Sırf sen Twitter'da Terörist sempatizanlığı yapıp insanları aşağılayasın diye bunca genç şehit düşüyor. Peki ya XYZ partisinin lideri ya da liderleri? Sizler sırf kendinizi daha vatansever gösterebilmek için bu çocuklar, bu vatan evlatları toprak oluyor. Ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Hiçbirinizin umurunda olmuyor. Bende en çok yaralayan da bu. Geçenlerde bir arkadaşımla sohbet ederken konu askerliğe geldi. Sordum ona. Asker eğlenceni ne zaman yapıyoruz? Bana verdiği cevap aynen şuydu. Ne askerliği ya? Bu nankör insanlar için mi? Ya da bizi el aleme rezil eden bu siyasetçiler için mi askerlik yapacağım? Bir yolunu bulup yurt dışına çıkacağım aga. Doğal olarak böyle bir cevap beklemiyordum arkadaşımdan. Çünkü kendisini bildim bileli sağlam bir yurt severdir. Bu hadisenin ardından şehit haberi işin tuzu biberi oldu benim için. Sadece bu arkadaşım değil, çevremde kime sorsam, yaş fark etmeksizin, hepsi bu toprakları bir şekilde terk etmenin derdinde. Kimse kalıp buralar için mücadele etmeyi, çalışıp çabalamayı istemiyor. Neden? Neden ortada bu derece büyük bir sorun var? Bazı siyasilerin kötü emelleri ve basiretsizliği, bürokraside liyakatin yok olması, hukuk denen mekanizmanın tam anlamıyla çalışmayışı ve ekonominin ölmesi. Bunlar herkesin kolaylıkla tahmin edebileceği gün yüzünde olan gerçekler zaten. Gelelim sessiz gerçeklere. Kabul edelim arkadaşlar. Eskisi kadar sabırlı değiliz. Özellikle de bu gelişen teknoloji ve her şeye anında ulaşabildiğimiz bu dönemde sabrımızdan, bir şeyleri yapma isteğimizden, idealizmimizden eser kalmadı. Zorluklara karşı güçsüz hale geldik. En küçük engelde pes edip durduk. Tembelleştik, bencilleştik ve zamanla ruhsuzlaştık. Öyle bir hale geldik ki şehit haberi gelince canını feda eden kahramanları sadece basit bir sayıdan ibaret gördük. Oysa onlar sayesinde geceleri rahat uyuyabildiğimizi her seferinde unutuyoruz. Aldığımız her nefesi onlara borçluyuz. Hanımlar beyler buradan gitmek için bile çalışıp çabalamanız lazım yoksa bu bedavacı zihniyetle zor Son olarak şu sözleri söyleyip videoyu kapatacağım Hadi sen gittin ben gittim o gitti Bu cennet vatan kimlere kalacak Selefi hilafetçiler ve onların mülteci görünümlü Arap provokatörlerine mi ya da PKK'lılara mı Kendinize gelin ayağa kalkın ve sabırlı olun bu mücadeleyi beraber vereceğiz ve o şehitlerin kanı yerde kalmayacak. Eğer içinizde bir yerlerde az da olsa bir gurur kırıntısı, şeref kırıntısı var ise bir şekilde mücadeleye başlarsınız. Mücadelenin kulvarı fark etmez ama bir riyadan başlamak lazım. Zamanımız bizim en önemli hazinemiz. Ya zaten memleketin bu kötü ekonomisinde bir şeyleri maddi olarak yapamayacaksak en azından zamanımızı ve sağlığımızı kullanmalıyız ki bir şeyleri toparlayalım, bir şeyleri düzeltelim, pes etmeyelim. Kendinize iyi bakın ve son olarak hepimizin başı sağ olsun.